Önümüzde çok zor bir dönem var çocuklar. Norveçlilerin anlaşmayı bozması yıllık planlarımızı oldukça olumsuz etkileyecek. Ben onların boşluğunu İtalyanlarla doldurabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl yani? Lüks yolcu gemisinde ortağız. Belki konteyner taşımacılığına da sıcak bakabilirler. Hiç sanmıyorum. Bence denemeye değer. İyi düşünmüşsün Melda. Bu konuda hemen bir çalışma yapalım. Bu kadar iş konuşmak yeter. Oo, tatlar da harika görünüyor. Birazcık ağzımız tatlansın öyle değil mi? İyi akşamlar. Oo, bence asıl tatlı olan bu. Bu dünyanın en güzel şeyi. Oo, şuna bakın ya. Tam bir melek. Değil mi babacığım? Hmm, bak bak bak. Böyle kaşlarını çatınca aynı bana benziyor. Kız halaya, oğlan dayıya benzer derler ama Yağmur aynı amcasına benziyor. Melda ablacığım şuna bak, ne kadar tatlı değil mi? Evet, teyzesinin bir tanesi o. Dünya tatlısı. Bu evde daha çok çocuk sesi olmalı. Bak nasıl mutluluk getirdi evimize. Ah, beklediğim telefon geldi. Bana müsaade babacığım, çıkmam lazım. Herkese iyi akşamlar. Hadi bakalım çocuklar. Ben çalışma odasındayım. Görüşürüz. Ha baba. Restoranın açılışı için davet etmemi istediğin birileri varsa söyle de listeye yazalım. Ha evet, olacak kızım. Ha istersen gel beraber gözden geçirelim. Sen de gelsen anneciğim. Seni de listeye ekleyeceklerin olabilir. Peki. Yağmur götürsem iyi olacak. Niye? Üçümüzün bir arada olmasından rahatsız mısın? Daha önce olmuyordun. Aksine çok mutlu görünüyordun. Şimdi değişen ne? Eda, Yağmur'u götür buradan. Üçümüz niye konuşmuyoruz? Madem artık yalanlar da bitti. Gerçekler ağır değil mi? Ama buna katlanmak zorundayız işte. Hayır. Hiç kimse katlanmak zorunda değil. Peki o zaman ne yapmamızı istiyorsun? Biz boşanalım, sen Eda ile evlen. Siz burada küçük bir aile olun. Geri kalan herkes acı çeksin öyle mi? Bunun olamayacağını hepimiz biliyoruz. Yeter Melda. Ben üzerime düşeni yapıp buna katlanıyorum. Siz de üzerinize düşeni yapacaksınız değil mi Eda? Sana yeter dedim Melda. Kendine bunu yapma Melda. Kendine de bize de. Bunu aylar önce bana yalan söylerken düşünecektin. Gerçekleri açıklayacak kadar da cesaretin olmalıydı. O zaman hiçbirimiz bu kadar acı çekmeyecektik. Ben söylemek istedim. Ama yapmadın. Hepinizin bir bahanesi var. Ama geldiğimiz şu duruma bak Harun. Benim biraz hava almam lazım. Efendim Batu. Ne haber dostum? Kaç gündür konuşamadık. Birazdan kulüpte olacağım. Sen de gelsene. Konuşmak istediğim bir şey var. Başka zaman konuşsak Batu. İnan hiç uygun bir zaman değil. Hadi dostum, kırma beni. Thank you.
Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Böyle davranırsan tabii ki Harun senden uzak duramayacak. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Öyle mi? O zaman niye Yağmur'u getirdin? Yağmur'u görmek isteyen oydu. Harun isteyebilir. Ama yapmak zorunda olduklarımızı biliyoruz. Ben hala senin yüzüne bakıp sana katlanıyorsam, sen de Harun'dan uzak duracaksın. Her fırsatta onun yanında koşmaktan vazgeç. Yağmur için bile olsa bir daha Harun'un yanında görmeyeceğim seni. Harun benim kocam. Sen de Tolga'yla evlenip burada yaşayacaksın. Artık sınırı çizmek lazım Eda. O sınırı geçtiğinde neler olduğunu gördük. Bir daha bunun olmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Senin için yaptığın fedakarlığın farkında bile değilsin. Eğer ben isteseydim aylar önce seni terk etmiş olacaktı. Bebeğim de babasız kalmayacaktı böyle. O senin değil, benim kocam olacaktı. Ben sana kıyamadım. Senin kadar gaddar olamadım. Harun da olamadı. Senin kocan olabilir ama hiçbir zaman senin olmadı. İsteseydim her şey çok farklı olurdu. Bu yüzden benimle uğraşmaktan vazgeç artık. Git buradan şimdi. Ağlama Meleğim, ağlama. Şşş, her şey bitecek. Annen götürecek seni buradan. Böyle bir nefretin içinde büyümeyeceksin sen.